Hemen soruyu okuyalım. Kemal ödevleri yapmak için ne kadar zaman harcadığını gösteren bir tablo hazırlamış diyorlar. Konular burada, bunlarda her bir konu için ne kadar zaman harcadı? Evet, matematik için 3 bölü 4 saat, okuma için 7 bölü 8 saat, yazma için 3 bölü 6 saat ve fen bilgisi için de 5 bölü 10 saat. Soru olarak da Kemal konulardan hangisine 2 bölü 3 saatten fazla zaman harcamıştır demişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Aslında dikkat ederseniz kısaca bizden bu kesirlerden hangisinin 2 bölü 3'ten büyük olduğunu bulmamızı istiyorlar değil mi? Evet bunlardan hangisi 2 bölü 3'ten büyüktür? Hepsinin saat türünden verildiğini de eklemek istiyorum. İsterseniz öncelikle 2 bölü 3'ün ne demek olduğunu gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Pekala, bu bir tam olsun ve bir tamı 3 eşit parçaya bölersek, bunu yapmaya çalışıyorum. Oldu mu? İdare eder, evet. 3 eşit parçanın her biri 1 bölü 3'tür. Bu da ve bu da. 2 bölü 3, 2 tane 1 bölü 3'tür. Tarayalım. Evet, ilk ikisini tarıyorum. İlk ikisini taramak zorunda değilim ama şimdilik evet bu ikisini taradım. Şimdi de buradaki kesirleri buna benzeyen bir şekilde göstermeye çalışacağım. 3 bölü 4 ile başlayalım. Aynı dikdörtgeni çizeceğim. Buradaki kesrin paydası 4 olduğuna göre bu sefer bir tamı 4 eşit parçaya ayırmamız lazım. Burası tam ortası ise bunları da yine ortadan böler isem böylece 4 eşit parça elde ederim. İşte böyle. Elimden geldiğince iyi bir çizim yapmaya çalışıyorum. Evet, bu sefer de eşit parçaların her biri 1 bölü 4'e eşit olacak. Bu da, bu da, bu da ve bu da. 4 tane 1 bölü 4, 1 tama eşit. 3 tanesini tarayacağız değil mi? Bu birinci, bu ikinci ve bu da üçüncü. Çizim belki de çok iyi bir çizim değil ama bize 3 bölü 4'ün 2 bölü 3'ten büyük olduğunu gösteriyor. Evet, 3 bölü 4, 2 bölü 3'ten büyüktür. Bu yüzden de Kemal'in matematik için 2 bölü 3 saatten daha uzun bir süre harcadığını söyleyebiliriz. Matematiğin etrafını çiziyorum. 2 bölü 3 saatten fazla zaman harcadığı konuları da bu şekilde işaretleyeceğim. Peki devam edelim. Okuma için 7 bölü 8 saat demişler. Karşılaştırma yapabilmek için aynı dikdörtgenden bir tane daha çiziyorum. Ve bu sefer de 8 eşit parçaya böleceğim. Yine önce ortadan 2'ye ayıralım. Sonra bu iki yarımı 2'ye... Ve sonra da bu şekilde elde ettiğimiz çeyrekleri evet evet 8 eşit parça elde etmeyi başardık sanki. Hepsi birbirine eşit olmamış olabilir ama önemli olan işin mantığını anlamanız. Her biri 1 bölü 8'dir demiştik. 7 bölü 8 için 7 tanesini taramamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 1 bölü 8. Gördüğünüz gibi 7 bölü 8 de 2 bölü 3'ten büyük. Kemal okuma içinde 2 bölü 3 saatten daha uzun bir zaman harcamış. Sıra geldi yazmaya. 3 bölü 6. Hemen bir dikdörtgen daha çiziyorum. İsterseniz bunun gibi yapalım. Böylece birbirine daha yakın sonuçlar elde edebiliriz. Evet, önce 3 eşit parçaya böleceğim işte böyle şimdi de bunları 2'ye böler isem 6 eşit parça elde ederim Evet oldu. 3 tanesini tarayalım. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. 3 bölü 6'nın 2 bölü 3'ten küçük olduğunu siz de görmüş olmalısınız. Yazma için 2 bölü 3 saatten daha uzun bir zaman harcamadığından yazmanın etrafını çizmiyor. Peki, son olarak bir de fen bilimleri var ve bunun içinde 5 bölü 10 kesrini kullanmışlar. Hemen bir dikdörtgen daha. Bu sefer de 10 eşit parçaya ayırmamız lazım. Önce 2 eşit parçaya bölelim. Sonra da bu 2 eşit parçayı 5'er eşit parçaya bölüyorum. 1, 2, 3 4 ve evet 5 biraz daha düzgün yapmaya çalışabilirim. 3 4 ve 5. Burayı da 1 2 3 4 ve 5. Az önce de söylediğim gibi elimde bir cetvel olsaydı çizimler çok daha iyi olurdu ama Önemli olan karşılaştırma yapabilmek. Buradaki parçaların her biri onda bire ya da 1 bölü 10'a eşit. Hepsinin içine yazabilirim ama iki tanesi işimizi görecek. Pekala. 5 tanesini taradığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 bölü 10'un 3 bölü 6 ile aynı olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi? Ve aynen 3 bölü 6 için söylediğimiz gibi 5 bölü 10, 2 bölü 3'ten küçüktür. Kemal bu konulardan hangilerine 2 bölü 3 saatten fazla zaman harcamış matematiğe ve okumaya.